Which of the following does not have an answer in the text above? Aşağıdakilerden hangisinin yanıtı yukarıdaki metinde yoktur diye sorulmuş. A şıkkı, what is Tito's profession? Tito'nun mesleği ne diye sorulmuş. İlk cümlede metinde, Dennis Tito is an American engineer and multimillionaire. Dennis Tito, Amerikalı bir mühendis ve multimilyoner denmiş. Mesleğini görebiliyoruz. A şıkkının yanıtı var. C şıkkında, how long did his journey last? Seyahati ne kadar sürdü diye sorulmuş. Baktığımızda he spent nearly 8 days, neredeyse 8 gün geçirdi denmiş. C şıkkının yanıtı var. D şıkkına how much did he pay for the trip? Seyahat için ne kadar ödedi diye sorulmuş. Aynı cümlenin başına in 2001 he paid $200 million. 2001 yılında 200 milyon dolar ödedi denmiş. D şıkkının da yanıtı var. B şıkkına what was his journey like? Seyahati nasıldı diye sorulmuş ama seyahatin nasıl olduğu ile ilgili bir bilgi verilmemiş metinde. Bu yüzden doğru seçenek B şıkkıdır. Which of the following is related to the text above? Verilen maddelerden hangisi yukarıdaki metinle ilgilidir diye sorulmuş. Önce metne bakalım. Hello, I'm Neptune. I'm the 8th planet from the sun. 1 year on me is very long. I complete a tour around the sun in 165 years. My atmosphere is mostly made of methane gas, and this gas makes me look blue. Merhaba, ben Neptün. Güneşten itibaren 8. gezegenim. Benim bir yılım çok uzun sürüyor. Güneşin etrafındaki bir turumu 165 yılda tamamlıyorum. Atmosferim çoğunlukla metan gazından oluşuyor. Bu gaz da beni mavi gösteriyor denmiş. Maddelere bakalım. Birinci maddede temperature of Neptune, Neptün'ün sıcaklığı denmiş. Bununla ilgili bir bilgi yok. İkinci maddede color of Neptune, Neptün'ün rengi metan gazından ve bu yüzden de mavi göründüğünden bahsetmişti mevcut. Üçüncü madde the satellite of Neptune, Neptün'ün uydusu. Bununla ilgili bilgi yok. Dördüncü madde orbital period of Neptune, yani Neptün'ün bir turu denmiş. Bunun da 165 yıl sürdüğünü biliyoruz. Yani ikinci ve dördüncü maddeler doğru seçenek B şıkkıdır. Which of the following is correct according to text above? Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. B şıkkına Venus is smaller than Mercury. Venüs, Merkür'den daha küçük denmiş. Metne baktığımızda Venus is about the same size as Earth. Venüs yaklaşık Dünya ile aynı boyda. Mercury is much smaller. Merkür çok daha küçük denmiş. Yani B şıkkında Venüs daha küçük dendiği için B şıkkı yanlış. C şıkkı the atmosphere of Mercury is cool. Merkür'ün atmosferi soğuk, serin denmiş. Bir sonraki cümleye baktığımızda both Mercury and Venus get very hot. Hem Merkür hem de Venüs çok sıcaktır denmiş. C şıkkı yanlış. D şıkkına Mercury takes longer to orbit the sun. Merkür, Güneş'in etrafındaki turunu daha uzun sürede tamamlar denmiş. Bakalım, it takes Mercury 88 days to orbit the sun. Merkür, Güneş'in etrafında 88 günde döner. Venus spends about 230 days orbiting once around the sun. Venüs, Güneş'in etrafındaki bir turunu 230 günde tamamlar denmiş. Burada Merkür daha kısa sürede tamamlıyor. Bu yüzden D şıkkı da yanlış. A şıkkı Earth is farther to the sun than Venus. Dünya Güneş'e Venüs'ten daha uzaktır denmiş. Baktığımızda ilk cümlede Mercury and Venus are closer to the sun than Earth. Merkür ve Venüs Güneş'e Dünya'dan daha yakındır denmiş. Bu durumda Dünya daha uzak oluyor. A şıkkı doğrudur. Verilen metne göre cümleye uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulacağız. Cümle şöyle. Human beings cannot live on Venus and Mercury because bla bla bla. İnsanlar Venüs'te ve Merkür'de yaşayamaz çünkü denmiş. Neden yaşayamayacakların sebebini bulmamız gerekiyor. Aşkına they are smaller than Earth. Dünyadan daha küçükler denmiş. Baktığımızda zaten hem Venus is about the same size as Earth. Venüs neredeyse Dünya ile aynı boyutta deniyordu. İkisi için de Dünya'dan daha küçük diyemeyiz.
Ayrıca daha küçük olmalarının yaşamla çok da ilgisi yok. Bu yüzden aşkına eledik. 5 gün a day take longer to orbit the sun. Dünyanın etrafında dönmeleri daha uzun sürer denmiş. Baktığımızda Venüs'ün 230 gün olduğunu görüyoruz. Merkür'ün ise 88 gün olduğunu söylüyoruz. Yani Dünya'nın 365 gün olduğunu düşünürsek daha uzun bir süre değil, daha uzun olmadığı gibi yine yaşamı etkileyen bir şey de değil. B şıkkında eledik. D şıkkında they are the same size. Aynı boyuttalar denmiş. Aynı boyutta da değiller zaten. Venüs'ün neredeyse Dünya kadar olduğunu biliyoruz. Merkür'ün de çok daha küçük olduğunu biliyoruz. Yine boyutları da yaşamla ilgili değil. Bunu da eledik. C şıkkına they are both very hot. İkisi de çok sıcak denmiş. Baktığımızda both Mercury and Venus get very hot. Scientists do not think there's life on either planet. Hem Merkür hem de Venüs çok sıcak gezegenler. Bilim insanları ikisinde de yaşam olmadığını düşünüyor denmiş. Zaten Güneş'e çok yakınlar. Sıcaklık çok fazla bu gezegenlerde. Dolayısıyla çok sıcak olmaları yaşam olmamasının sebebidir. Doğru seçenek C şıkkıdır. Which of the following does not complete the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki diyaloğu tamamlamaz diye sorulmuş. Yani 3 tane soruyu yerleştireceğiz. Bir tanesi artacak. Bakalım ilk boşluktan sonra, yani ilk sorunun cevabı there are 8 planets and 140 satellites in it. 8 tane gezegen, 140 tane de uydu var denmiş. Buraya C şıkkındaki soruyu yazabiliriz. Yani what do you know about the solar system? Güneş sistemi hakkında ne biliyorsun? İkinci boşluktan sonra no it isn't. It's a planet in the solar system. Hayır değil, Güneş sisteminde bir gezegen denmiş. Zaten no it isn't dendiğine göre bu sorunun da is it gibi bir ifadeyle başlaması lazım. Buradaki it tabii ki değişebilir özneye göre. Buraya da A şıkkındaki soruyu yazalım biz. Is the Earth a star? Dünya bir yıldız mı? Buna da hayır değil, bir gezegen diyebiliriz. Son olarak da üçüncü boşluktan sonra it's the moon. Ay denmiş. Buraya da B şıkkındaki soruyu yazabiliriz. What is the satellite of the Earth? Dünyanın uydusu nedir diye sorulmuş. Ay şeklinde cevap verebiliriz. Yani CAB'yi kullandık. D şıkkına is the sun a planet or star? Güneş bir gezegen mi yoksa yıldız mı diye sorulmuş. Bu sorunun yanıtı boşluklardan hemen sonraki cümlelerde yok. Bu yüzden doğru seçenek D şıkkıdır. Which of the following is not correct according to the table above? Yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir diye sorulmuş. Tabloya baktığımızda sol tarafta planets yani gezegenler verilmiş. Ortada distance to the sun, güneşe olan uzaklıkları. En sağda da average temperature on sunny side, güneş gören tarafındaki ortalama sıcaklığı verilmiş bu gezegenlerin. Bizden yanlış olan isteniyordu. A şıkkına Mars is colder than our planet. Mars gezegenimizden daha soğuk denmiş. Baktığımızda Mars'ın ortalama sıcaklığı -20 derece. Gezegenimizin yani dünyanın ortalama sıcaklığı ise 20 derece. Bu durumda Mars daha soğuk diyebiliriz. A şıkkı doğrudur. B şıkkına Earth is farther to the sun than Venus. Dünya güneşe Venüs'ten daha uzak denmiş. Dünyanın güneşe uzaklığı 150 milyon kilometre. Venüs'ün güneşe uzaklığı ise 108 milyon kilometre olarak verilmiş. Bu durumda Dünya daha uzak. B şıkkı doğru. C şıkkı Venus is the closest planet to the sun. Venüs Güneş'e en yakın gezegen denmiş. Baktığımızda uzaklıklara Mars zaten Dünya'dan da uzak. Venüs Dünya'dan daha yakındı. Bu durumda en yakını Venüs diyebiliriz. C şıkkı doğrudur. D şıkkında Mars is the hottest of all. Mars içlerinde en sıcak olanı denmiş. Daha önce Dünya ve Mars'a bakmıştık. 20 derece Dünya, Mars -20 dereceydi. Ama Venüs'ün sıcaklığı 465 derece Celsius. Bu durumda en sıcak olan Mars değil Venüs oluyor. Yani yanlış olan D şıkkıdır. In the conversation above, there's no information about blah blah blah. Yukarıda konuşmada neyle ilgili bilgi
verilmemiştir diye sorulmuş. Basically, the distance of Earth from the Sun. Dünyanın güneşe uzaklığı denmiş. Ellie'nin cümlesine baktığımızda the Sun is about 150 million kilometers away from the Earth. Güneş dünyadan yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıkta denmiş. Yani Beşik ile ilgili bilgi var. Jessica'da diameter of Saturn, Satürn'ün çapı denmiş. Allison cümlesine baktığımızda Saturn is the second largest planet in the solar system. It is 120,536 kilometers. Satürn, Güneş sistemindeki en büyük ikinci gezegen. Çapı 120.536 kilometre denmiş. C şıkkı ile ilgili bilgi var. D şıkkı Satellites of Pluto, Plüton'un uyduları denmiş. Paul'un cümlesine baktığımızda Charon, Nix, Hydra, Kerberos and Styx are Pluto's moons. Charon, Nix, Hydra, Kerberos ve Styx Plüton'un uyduları denmiş. D şıkkı ile ilgili bilgi de mevcut. A şıkkına The Average Temperature of Mars, Mars'ın ortalama sıcaklığı denmiş. Ama bir tek Jack'in cümlesi kalıyor zaten geriye. Jack de demiş ki Mars travels around the sun in 687 days. Mars güneşin etrafında 687 günde döner demiş. Ama sıcaklığı ile ilgili bir bilgi yok. Bu yüzden doğru seçenek A şıkkıdır. Which of the following completes the conversation? Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlar diye sorulmuş. Diyalogdaki soruyu bulmamız isteniyor. Cevabı şöyle. Absolutely not. The atmosphere of Venus is very hot. We can't survive if we visit the surface of the planet. We can't breathe the air because carbon dioxide and sulfuric acid completely cover the planet. Kesinlikle hayır. Venüs'ün atmosferi çok sıcak. Eğer güneş bu gezegenin yüzeyine gidersek hayatta kalamayız. Havayı soluyamayız çünkü karbondioksit ve sülfürik asit gezegeni tamamen kaplıyor denmiş. Bu yanıtın sorusu ne olabilir? A şıkkına is Venus a planet? Venüs bir gezegen mi diye sorulmuş. Hayır, bunu eledik. C şıkkına is Venus smaller than Earth? Venüs dünyadan daha küçük mü diye sorulmuş. Bunu da eledik. D şıkkına can we go to Venus? Venüs'e gidebilir miyiz diye sorulmuş. Bunu da eliyoruz. B şıkkına can we live in Venus? Venüs'te yaşayabilir miyiz diye sorulmuş. Buna yanıt olarak hayır, yaşayamayız. Atmosferi çok sıcak, havayı soluyamayız diyebiliriz. Doğru seçenek B şıkkıdır.